E-Ticaret Türkiye'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sizlerle e-ihracata dair detayları ele alacağız. E-ihracat son zamanlarda perakende sektörünün çok ilgisini çeken bir konu. Vergi avantajları sunması, gümrükleme işlemlerinin kolay olması ve döviz getirisi sağlaması nedeniyle KOBİ'lere büyük bir fırsat tanıyor. Kapsamları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen e-ihracatın 2023 yılında 70 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Bunun için de tüm gümrükleme işlemleri elektronik ortamlara alınarak çok daha hızlı bir şekilde perakende satışlarınızı yurt dışına ulaştırabilirsiniz. Böylece yurt dışında bir şirket açmadan veya mali müşavirlik desteği almadan ihracat yapma imkanınız olmuş oluyor. E-ihracat, ürünlerinizi dijital kanallar üzerinden yurt dışındaki bireysel müşterilere sattığınız ticari işlemlerdir ve mikro ihracat kapsamında değerlendirilir. Mikro ihracatlarda satış tutarı en fazla 15 bin euro olabilir ve göndereceğiniz paketin brüt ağırlığı en fazla 300 kilogram olmak zorundadır. Ayrıca mikro ihracat kapsamındaki satışlar katma değer vergisinden muaftır. Böylece e-ihracat işlemlerinizde katma değer vergisi olmayan faturalar kesebilir veya daha sonradan vergi iadesine başvurabilirsiniz. Peki e-ihracat nasıl yapılıyor? Bu konu internetteki bilgi kirliliğinden dolayı çok karmaşık gözükse de aslında çok basit bir prosedür. İnternet üzerinden sattığınız bir ürünü paketledikten sonra gerekli belgelerinizi hazırlayarak kargo firmasına teslim ediyorsunuz. Kargo firması paketi ilk önce antrepoya kaldırıyor ve antrepodayken bir gümrük beyannamesi hazırlıyor. Bu gümrük beyannamesine elektronik ticaret gümrük beyannamesi deniliyor. Elektronik bir ortamdan hazırlanan bu beyanname yine gümrük müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanıyor. Böylece çok kısa bir sürede gümrükleme işlemleri tamamlanmış ve ürününüz yurt dışına gönderilmeye hazır bir hale geliyor. Gümrük Müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanan beyanname doğrudan vergi daireleri otomasyon projesine aktarılıyor. Böylece daha sonradan belgelerinizle başvurarak KDV iadesi alabiliyorsunuz. Ürünlerinizi gönderirken ihtiyacınız olan belgeler ise öncelikle kargo firmasına bir dolaylı temsil yetki belgesi vermeniz gerekiyor. Bunun yanında imza sirkülerinizin fotokopisi de gerekiyor. Fakat bu tek sefere mahsus olarak veriliyor. Bundan sonra ise kargo firması tarafından sağlanan ihracat bilgi formunu doldurmanız gerekiyor. Ve son olarak da Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış faturaları ve çeki belgenizi dosyanıza eklemeniz gerekiyor. Peki ihracata nasıl başlayabilirsiniz? Bunun için iki farklı seçenek bulunmakta. Birincisi yurt dışı pazar yerlerinde dijital mağaza açmak. Amazon, Etsy, Rakuten ve Bonanza gibi yurt dışı pazar yerlerinde dijital mağaza açarak ihracata başlayabilirsiniz. Pazar yerlerinde mağaza açmanın avantajlarından birisi mağaza açmanın ücretsiz olmasıdır. Çok kısa bir sürede şirket bilgilerinizle başvurarak pazar yerlerinde bir dijital mağaza açabilirsiniz. Bir diğer avantajı ise pazar yerlerinin hali hazırda milyonlarca ziyaretçisi bulunur. Böylece ürünlerinize çok daha kolay bir şekilde müşteri bulabilirsiniz. Fakat pazar yerlerinde rekabetin çok fazla olduğunu ve çok fazla tedarikçi olduğunu, bu yüzden bu tedarikçilerle sürekli rekabet halinde olmanız gerektiğini unutmayın. E-ihracat için bir diğer model ise e-ticaret sitesi üzerinden ürünlerinizi yurt dışına satmaktır. Bunun için bir e-ticaret sitesi açabilir veya mevcut olan e-ticaret sitenizi e-ihracat için optimize edebilirsiniz. Bu modelin avantajlarından birisi e-ticaret sitesi tamamen size ait olur ve kendi markanızı kurmuş olursunuz. Kendi markanızla yurt dışı pazarında rekabet edebilirsiniz. Diğer bir avantajı ise sadece sanal post için çok cüzi miktarlarda komisyon ödersiniz fakat bunun dışında pazar yerlerine ödediğiniz gibi bir komisyon ödemek zorunda kalmazsınız. Fakat bu modelde iyi bir e-ticaret iş planı hazırlamanız gerekir. Çünkü hedefleyeceğiniz ülkeyi, ülkedeki pazarın büyüklüğünü, pazardaki rakiplerinizi ve ülkenin ekonomik ve sektörel dinamiklerini iyi incelemeniz gerekir. Ve web sitenizi trafik çekebilmek ve müşteri bulabilmek için hedef pazara yönelik pazarlama çalışmaları yapmanız gerekir. Bunun için SEO çalışmalarınızı, sosyal medya reklamlarınızı ve Google reklamlarınızı yurt dışı pazarı için optimize etmeniz gerekir. Fakat bu durumda da reklam ücretlerinizin döviz üzerinden hesaplanacağını unutmayın. Ayrıca dijital mağazanızı e-ihracata açmak istiyorsanız web sitenize mutlaka döviz kuru çevirici, yurt dışı kargo modülü ve yabancı dil seçenekleri eklemeniz gerekir. Bu işlemlerin hepsi de kapsamlı ve uzun bir çalışmayı gerektirebilir. E-ihracat döviz getirisiyle hem cari açığın kapanması hem de KOBİ'lerin büyümesi için büyük bir fayda sağlıyor. Siz de web sitenizi e-ihracat için optimize ederek veya yurt dışı pazar yerlerinde mağaza açarak hızlı bir şekilde ihracata başlayabilirsiniz. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım verdiğimiz bilgiler sizin için faydalı olmuştur. E-Ticaret Türkiye'nin tüm sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.